Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda botun güncellenmiş versiyonunu paylaşmıştım. Onunla ilgili ücretli kullanıcıların botun nasıl kurabilecekleri hakkında hiçbir şey bilmeyen birine anlatırmış gibi. Yani bu işlerden hiç anlamayan, API bile oluşturmasını bilmeyen birisinin bile çok rahatlıkla kurabileceği şekilde anlatacağım size şu anda. Başlayalım. Öncelikle Binance'a girdik. Hiç daha önce Binance'a kayıt olduktan sonra bir işlem yapmadıysanız, hiçbir şey bilmiyorsanız, öncelikle yapmanız gereken tek şey İngilizce yapıyorsunuz dilinizi. Daha sonra burada Features bölümü açılacak, yani vadeli işlemler bölümü. Vadeli işlemler bölümüne giriyorsunuz. Herhangi bir coin'e tıklayın. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Şurasını vadeli işlemler bölümü olarak düşünün. Herhangi bir coin'e tıklayın. Coin açılsın. Açılsın coin. Long ya da short yazacak burada. Al sat yerine. Herhangi birine tıklayın, size bir test yöneltecek. O testteki soruların hepsini çözmeniz lazım. Vadeli işlemlerinizin açılabilmesi için. O testi çözeceksiniz. Vadeli işlemleriniz açılacak. Daha sonra İngilizce olarak kullanmaya devam edeceksiniz. Neden? Çünkü daha sonra coin'de kaldıraç ayarı yapacağız. Onu da göstereceğim. Bu işlemi testi çözdükten sonra yapmanız gereken şeye geliyorum. API almak. Öncelikle şu gördüğünüz profil butonundan aşağı doğru inin. API yönetimi yazar. Buna tıklıyoruz. Burada sizde ortada olacak bu. Buraya bir isim yazıyorsunuz. Atıyorum Wonderbit yazabilirsiniz. Başka bir şey yazabilirsiniz. Wonderbit yazıyorsunuz. API oluştur diyor. Tıklıyorsunuz. Oluşturulan API diyor yani. Tıklıyorsunuz. SMS onayı vesaire bir şeyler istiyor size. Ondan sonra API'niz hazır. Buraya geliyorsunuz. API'niz bu şekilde. Sizde API key bu şekilde gözükecek ve secret key bu şekilde gözükecek. Böyle gözükmeyecek sizde. Böyle gözükecek. Daha sonra burada kısıtlamaları düzenli diyorsunuz. Ve vadeli işlemleri etkinleştire bir kere tıklıyorsunuz. Yeterli oluyor. Ondan sonra bu pencereniz açık kalıyor. Daha sonra Wonderbit'e geliyorsunuz. Wonderbit'e de trading.wonderbit.co adresinden geliyorsunuz. Kaydınızı oluşturuyorsunuz. Kaydınızı oluşturur oluşturmaz ilk yapmanız gereken şey profile tıklamak. Profile tıklıyorsunuz. Saat ayarı sizde farklı gelir. Saate tıklıyorsunuz. Buradan İstanbul'u seçiyorsunuz. İstanbul'u seçtikten sonra save olacak burası. Şu an Türkçe kullanıyorum ben, hatta İngilizce yapalım. Şöyle. Saati seçiyorsunuz. Save diyorsunuz. Bunu tıklıyorsunuz. Daha sonra My Exchange kısmına geliyorsunuz. Burada da şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Burada da şöyle bir şey yapıyorsunuz. Şunu hatta yenileyelim. Binance, burada herhangi bir borsaya kayıtlı değilseniz buradan borsaya kayıt olmanız gerekiyor. Daha sonra şuradan hemen Add New'e tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra buradan Binance Futures USDT'yi seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra herhangi bir isim giriyorsunuz buraya. Bir şeyler yazabilirsiniz. Kendi isminizi yazabilirsiniz. Daha sonra API bölümüne buradaki API'yi kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. API Secret bölümüne de bunu kopyalayıp yapıştırıyorsunuz buraya. Ondan sonra Add'e basıyorsunuz. Ekliyor. Ekledikten sonraki yapılacakları göstereceğim ama bunu kaydetmeyi unutmayın. Burada kaydet butonu olacak size. Bunu kaydediyorsunuz. Ondan sonra başka hiçbir şeye gerek yok. Şimdi artık My Exchange'de yani API'nizi de eklediniz. Add New'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığınızda şöyle bir pencere açılacak önünüze sizin. Aynen bu şekilde. Bu şekilde bir pencere açıldıktan sonra buraya hangi coin'i kuracaksınız onun ismine girin. Çok uzun olmasın çünkü kodlar çıkacak. Buraya da açıklamasını girin, başlığını giriyorsunuz. Buradan Binance Futures USDT Mi'yi seçiyorsunuz. Seçili gelecektir size büyük ihtimal. Daha sonra kaç dakikalık grafikte kuracağınızı seçiyorsunuz. Hemen buraya bu şekilde, benim mesela şu an 1 dakikada kurulu 1 yazıyoruz. Daha sonra hangi coin'de kuracağımızı seçiyoruz. Burası market kalıyor arkadaşlar. Portfolio Share sizde büyük ihtimal, evet, portfolyo share gözükür. Eğer ücretsiz kullanıyorsanız portfolyo share gözükür. Fixed amount belirlediğiniz tutarda giriş çıkış yapar. Bunu ben %20'sini kullanmak istedim bakayım. O yüzden burada %20 yazıyor.
Siz isterseniz 50, 75, 100 nasıl istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Bu kaldıraç ben 5 kaldıraç kullanıyorum. 5 kaldıraç yazabilirsiniz. Multiple entry ise bizim birden fazla işlem açmamıza yarıyor. Bu pro versiyonda mevcut. Eğer siz açık değilse önemli değil. Problem etmenize gerek yok. Ama burayı açarsanız artısı olur. Yani bunu ben şu anda kullanıyorum. Siz kullanmayabilirsiniz. Take profit'e tıklıyorsunuz. Portfolyo share'i %100 yapıyorsunuz. Take profit'i ben 3 yapıyorum. 3.1 yaptığıma bakmayın. 3 yapıyorum. Stop loss 1.10. Siz 1 yapın. Trailing pro versiyonunda geçerli. Trailing sizi düşüşlerde zarardan kurtarır. Trailing'i 0.80 ve 0.10 yapıyorum. Siz de bu şekilde yapacaksınız. Bunların hepsi bittikten sonrasına geçelim isterseniz. İndikatör geldi. İndikatör bu şekilde yapıldı. İndikatörünüz elinize geldi. Bot aktif teşhir açık. Yüzdenizi kendiniz belirlediğiniz girebilirsiniz. Bunlar benim önerdiklerim. Burada Enter Long URL yazar. Şuradaki Enter Long URL'sini kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra burada Exit Long yazar. Pardon. Enter Short yazıyor. Yani multiple entry'si girdikten sonra eğer bunu aktif ederseniz burada sadece Enter Long yazar. Exit Long yazmaz. O yüzden sadece bunu kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Burayı boş bırakıyorsunuz. Buraya herhangi bir şey yazmıyorsunuz kesinlikle. Eğer multiple kapalıysa zaten Exit Long da olur. Exit Long kodunu da bu aşağıya yazabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir durum var. Bunları ben şu şekilde öneriyorum arkadaşlar. Mesela atıyorum bugün ayın 21'i. Buraya 20-21. 8. aydayız şu anda. Ayın 21'i bu şekilde giriyorsunuz. Yani bu bugünlük veriyi size verir. Bu şekilde hangi gündeyseniz bir gün öncesini yazın. Ondan sonra özelliklere geliyoruz. Sipariş tamamlandıktan sonra da basıyoruz arkadaşlar. Botumuz şu an hazır. Şu an buraya da URL'lerimizi girdik. Tamam diyoruz buna. Buradan da bunu Update Bot Strateji diyor ya da Create Bot yazarsınız da basıyorsunuz. Bastıktan sonra sizi şu ekrana atıyor hemen. Burada bir problem yok. Şimdi alarm kurmaya geçelim. Tıkladınız indikatöre. Dakikanızı kontrol edin. Kaç dakikada kuracaksanız Vanderbilt'te de o dakikanın yazması lazım. Buradan alarm oluşturmaya basıyoruz. İndikatörümüz seçildi. Zaman ileri bir tarihe atıyoruz. Webhook URL'sini seçiyoruz. Webhook URL'si de şudur. Şöyle tekrar edit'e tıklayarak gelebilirsiniz. Burada yazan Webhook URL'sini kopyaladık. Geldik hemen buraya yapıştırdık. Bu kadar. Alarm ismini hangi coin ise XRP mesela benim XRP yazıyorum şu anda. Şunu komple siliyorsunuz arkadaşlar. Soru işaretini tıklıyorsunuz. Geliyorsunuz biraz aşağı iniyorsunuz. Burada şöyle bir kod var bakın. Strateji.order.alert alttan trend message. Bunu çok iyi bir şekilde kopyalıyorsunuz ya da sürükleyin fark etmez. Buraya yapıştırıyorsunuz. Burayı şu anda anlattıklarımın hiçbiri için bilgisayara ihtiyaç yok. Telefonda da yapabilirsiniz. Yavaş yavaş sakin sakin izleyin yapın. Bunu buraya kopyalıyorsunuz. Bu kodu şu mavi soru işaretine geliyorsunuz. Oluştura basıyorsunuz arkadaşlar ve iş bitiyor. Bu kadar basit. Artık alarmımız burada oluştu. Şimdi Binance'a geliyorsunuz. Vadeli bölümüne tıklıyorsunuz. Buradan vadeliden seçtiğiniz coin'e tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra hatta onu da ben size şöyle göstereyim. Şurada market bölümü Futures Market mesela diyorum ADA USDT'de kurdunuz. ADA USDT'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Orada TradingView'de kaç X yazdıysanız buraya da onu yazıyorsunuz. Mesela atıyorum 5X kurdunuz. Confirm diyorsunuz. Buradan da sizde cross seçilidir. İzoleyi seçiyorsunuz. Confirm diyorsunuz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani videoda çok kısa sürdü zaten gördünüz. Bu şekilde basit. Sadece dikkat etmeniz gereken şey var. Alarmı kurduktan sonra arada bir grafiği açın bakın. Bazen alarm sekebiliyor. Yani günde 2-3 kere akın bakın. Mesela atıyorum 22-21'de önceki alarm benim şey vermiş, çıkış vermiş. Bakıyoruz 22-21'e. Aa evet gerçekten burada çıkış vermiş. Daha sonra giriş gelmiş mi? 22-21 sekmiş. Bu o kadar önemli değil. Multiple entry seçik olduğu için.
22.20'de tekrar sokmuş bizi işleme bakın. Bakıyoruz tekrar girmiş. Bunu kontrol edin. Eğer zamanlı bir kayma varsa tekrar alarmı siliyoruz bu şekilde. Eğer zamanlı bir kayma varsa ondan sonra tekrar aynı şekilde alarmımızı kuruyoruz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hepinize hayırlı uğurlu olsun yani. İndikatör zaten güncellendi her şeyi. Gayet açık bir şekilde yani baka baka durdurur durdurur izle izle yapabilirsiniz diyorum. Herkese kolay gelsin.